Evet arkadaşlar, Emre Çakmak YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçek 250 cc Nmax yapacağız. Hani öyle 195 cc Nmax yapıp ya bu 230 cc ya bu 250 cc demeyle olmuyor değil mi Hasan abi? Kesinlikle. Böyle hesaplı kitaplı böyle matematik hesabını yapacağız. Diyeceğiz ki tamam bu 250 cc olacak. Şimdi Türkiye'nin en hızlısı olacak. Burada da iddialıyız. Daha da üstüne yok. Yani şöyle en hızlıyım diyenlerle makas bu kadar olacak yani. Hani bak en hızlıyım diyenlerle makas bu kadar olacak. O kadar da iddialıyız. Şimdi stage'i söylüyorum. Autotuning miydi? Mod. Kendi yazıyordu ya yazılım. Eraser. Eraser'ın kendi kendine yazılımını yazan autotuningli AF2 modüllü bugünkü fiyatı 25 bin TL'lik bir kere beyin var motorda. Bu bir. İkincisi daha stroklu. Stroku büyük. Krank takacağız. Bu iki. Sonra radyatörünü büyütüyoruz. Bu 3. Buna en son geleceğim. Egzantriğimiz, arka dişlimiz, gaz kelebeğimiz daha güçlü. %30 kadar daha fazla yağ basıyor. Yağ pompası daha güçlü. Fan, radyatör fanı, gaz kelebek borusu. Şimdi arkadaşlar burada da 70 milim silindir var. Şuradaki çapı 70 milim. Evet. Normalde Nmax'in orijinali abi kaç? 58 milim. O da 155'inki. Evet. Ha. Diğeri 52 milim. Diğeri ya 52 milim. 52.4. Aynen. Şimdi biz 75 takacağız. Artı krankla tam 250 cc oluyor. Ne? 70. He 70 milim. Pardon 70 milim keseyim mi orayı? Silindirle yok pardon 70 milim silindirle tamam mı? 250 cc olacak ama 70 milimi bu kranka takarsak 250. Evet. O yan kranka takarsak daha düşük cc olacak. 230-225. Şimdi burada farklı bir işlem var. Şunu da gösterelim abi. Şimdi orijinal silindir kapağı bu. Nmax'in. Şimdi gelen silindirin contası bu. Orijinal silindir kapağına takınca abi su kanalları ne oluyor? Karşılamıyor. Evet. Bir şekilde gördüğünüz gibi. Aynen öyle. Şimdi biz bu kapağı aldık. Şu su kanallarını kaynakla doldurttuk. CNC'de. Sonra bu kapak mesela bunun gibiydi. Böyle koydurttuk. Su kanallarının yerini çizdik. Çünkü piston büyüdüğü için su kanallarının dışa kayması gerekiyor. Evet. Kapak fiyatı kadar işçilik parası verdik abi. Değil mi? Biraz öyle oldu. Kapak fiyatı kadar. Şimdi Hasan abi. Bizde akıl veren çok. Bizde olumsuz yorum çok. Şimdi ben sana sorayım. Bu kadar masraf ettiğini niye daha büyük sizi motor almıyorsun? Ya şimdi Nmax benim için daha keyifli olduğu için. Abi ben öyle yani, demiyorum biliyor musun? Kardeşim. Daha çok seviyorum ya. Para benim. Ya orası öyle tabii ki ya. Keyif benim. Kaşınıyorum. Harcayacak yer arıyorum. Nmax ile hızlı gitmek istiyorum. Bu kadar basit. Yani evet öyle de diyebiliriz ya. Kimse 250-300 cc motora herkes gidip bayda para verip biniyor. Yani ama birazcık farkımız olması lazım bu ya. Bu Nmax'e bizi biz alıp para binmeyi. Para versen de bu şekle getirmen zor Türkiye'de. Türkiye'de zaten mümkünatı yok benim şimdi gördüğüm yok. Şimdi şöyle bir şey de var abi. Hadi para verdin yaptırdın. Sanki kendisi yapmış gibi millete gider yapanlar var. Evet evet o da var. Biz burada kendimiz yapıyoruz bir şeyler yapıyoruz ediyoruz. Onlar kadar gider yapmıyoruz yani. Öyle de bir şey var abi. Yani. Herkesi sanki, de gider yapılıyor. Sanki dünyayı fethettiler yani. Görsünler, yapsınlar. Kendileri yapsınlar. Evet, emek versin yapsınlar canım yani.
sonuçta... siteci kendileri yapsınlar, gelsinler ve konuşsunlar. Bir de arkadaşlar, niye Yamaha diyorsunuz ya, sebebi bu. Başka motorun bu kadar parçası yok. Evet. Modifiye parçası. Ve kaldırmıyor. Bir de abi bir şey diyeceğim. Gel. Gel. Biz burada Erkan'la, tamam mı? Burada Seha'sını da söktük, Beatrix'ini de söktük, X-Max'ini de söktük, Dios'unu da söktük, TC'sini de söktük. Evet. Erkan, dürüst cevap var. Şu şase kimde var? Hangisinde var şase? Şu şase, şu demir bak, elim sarmıyor elim. Şu şase hangisinde var? Maalesef. Ya gereksiz bir Honda yani, şey dönüyor yani. Kimco SM'yi zaten saymıyorum. Rakip olamaz. Yani Japon olarak konuşursak. Ya işte bence üzerine yakın. Yani. Ama şimdi insanlar bakıyor ya işte ne bileyim piyasada hangisi çok. Bilmem ne falan filan. Ama anlatmaya gerek yok. Gerçekler. Yani. Gerçekler. Burada. Aynen. Devam ederiz. Evet. Arkadaşlar günaydın. Bugün NMAX ile video çekeceğiz. 250cc projesindeki NMAX ile tabii ki de. Motor 155cc idi. Şimdi arkadaşlar video niye öyle bitti dersiniz. Hani bir anda yapım aşamasını çekerken bir anda böyle bitti. Şimdi o videodan sonra aşağı yukarı bir 20-25 gün geçti şu an.
orada gudubetlik başladı. Şimdi orada gudubetlik başladı. Çünkü daha önce hiç yapmadığımız bir şey. Her şeyi böyle parçaları alıyorsun ama parçaları resmen motora uyduruyorsun yani. Yani parça alıyorsun da direkt motora uymuyor yani. Orasından biraz eşele, şurasından biraz tıraşla, orasını öyle yap, onu öyle yap falan filan derken gudubetlik başladı. Ben tabii sinirli bir adamım yani böyle nasıl diyeyim, böyle işler terse gitmeye başladı mı sinirleniyorum yani. Bu sefer ne videosu kaldı, ne bir şeyi kaldı, ne bilmem neyi kaldı. Hiçbir şeyi kalmadı yani. Normalde size ya şu motoru, bak şu motoru şöyle yapmak için Hasan abiyle biz 6-7 aydır zaten bir kafa patlatıyorduk yani. Olur mu, olmaz mı, yapılabilir mi, edilebilir mi, bilmem ne. Yani 6-7 aydır biz zaten bunun peşindeyiz yani. Hangi parça bize lazım olacak, nelerle karşılaşacağız. Ama iş, her şeyi aldık dedik, iş sahaya çıktığımızda öyle olmuyor arkadaşlar. Piyanolar küçük kaldı, silindir yerine geçmedi, tekrardan krankı söktük, oradaki deliği büyüttük, taktık. Yine tam istediğimiz gibi olmadı. Bir daha sök, bir daha yap. Ondan sonra işte eksantrik, bunlar da şeydi. Tek pin, biz çift pin söyledik. Unuttuk dişlisine değişimi vesaire. Oradan bir gol yedik. Piyanolardan gol yedik. Silindirin oradan gol yedik derken biz motoru topladık. Gece geç saat oldu da çalıştırdık. Bu sefer bir damlatma var. Böyle yağ kanalının gittiği hizadan, yani yağ pompasının yukarı motorun üst tarafına yağ taşıdığı kanalın kenarından yağ damlatıyor dışarı, böyle damla damla. Baktık ettik falan filan. Hani bunun şimdi biz kapağını kendimiz yaptırdık ya, su kanallarını kaynaktan kapattırdık, kenara aldırdık falan filan. Ulan dedik, conta mı öpmüyor, kapak mı atık oldu, bilmem ne, kaynak gördü derken kapağı söktük, kapağı bir tur sildirdik, tekrardan taktık, yine kaçırıyor. Sonra biz buna MG'nin silindirini söylemiştik, 70 milim. Sinirlendim, gittim BRT söyledim. Arkadaşlar, BRT'nin silindirini söyledim. Tabii bunlar gelmesi falan filan uzun sürüyor. Öyle hani atıyorum, git N11'den ver sipariş, gelsin 2 güne 3 güne, öyle değil. Ne oluyor? Bu sefer süreç uzuyor. Motoru bilenler orada görüyorlar. Ya işte yapamadığını dedem, bir de daha dalga geçenler var. Oğlum yani parçayı bekliyorum da parça lazım oluyor. Ne yapayım, kendim mi üreteceğim onu yani? Haliyle süreç uzadı. Aa, şimdi ne oldu? Parça geldi. Taktık. Motor saat gibi çalışıyor. Hiçbir problem yok. Şöyle söyleyeyim, gazın hissiyatı, bakın gazın hissiyatı 250 XMAX'den 300 XMAX gibi düşün. Tam ikisinin arasını kestiremedim. Fırsat olursa bir böyle bir ivmelendirmek istiyorum onlarla yan yana da. Bilmiyorum, havalar da çok fena soğudu. Normalde sırf video çekmek için bugün işe motorla gidiyorum. Normalde arabayla gidecektim yani, bu soğuğu yemeyecektim. Gel gelelim. Bugün günlerden cumartesi sabahı, önümüzdeki hafta Giresun'a göndereceğim motorun sahibine. Burada motoru benim zannediyorlar, benim değil. Motor benim değil, kesinlikle benim değil. Hasan abinin, Giresun'da Hasan abinin motoru. Şu an motorda sorun ne? Onu da söyleyeyim.
motordan kalkıyoruz, tapagaz gidiyoruz. İbre 135 civarı olduğunda kayış artık kaçırmaya başlıyor, sıyırmaya başlıyor. Gazı boşa çıkarıyor yani son devre doğru. Ben gazı bırakıyorum yani şey oluyor. Kevlar kayış yani performans kayış istiyor motor. Onu da siparişini verdik arkadaşlar. Bilginiz olsun. Başka da şu an bir sorun gözükmüyor. Şöyle müsait olsa da bir göstersem diyeceğim. Baksana hemen asılıyor. Buralarda bu motorun 130-140 gördüğü nerede görülmüş? Şu an beyin yazılımını açtık ototuning'i kullandıkça beyin kendi kendine ayar yapıyor şu an. Yani motorun tam verimli çalışabilmesi için benim onu kullanmam lazım. Böyle bir 50-100 km kullanıp ototuning haritasını motor kendisi yazması gerekiyor. O yüzden ne derler? Şu an tam performansında değil. Zaten Hasan abi geldiğinde kendisi daha ince ayarını telefondan yapacak motora. Bu motordaki beyin de arkadaşlar bir beyin var. O beyni kendiniz yazmanız lazım. Ama uğraşmak istemiyorsanız AF2 modülünü alıyorsunuz. O modül o beyne kendi ayar veriyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hasan abi TC'yi bile kapatmış yani ki gaz almasın diye korkuyorum yani gaza basarken çok patina çekip de beni düşürür diye. Normalde şey yapıyor, patina çekiyor yani motor. Motorun performansını çok beğendim yani, çok güzel oldu. Zaten yani silindir kapağı falan filan her şey büyük yani her şey. Çap, stroke yani bugün hani ben şimdi görüyorum TikTok'ta falan adamlara parçaları bile biz Erkan'dan vermişiz. Mesela motoru adamın 200 cc ya da 195 cc şey atıyor, video atıyor şeye TikTok'a vesaire. Biz buradan dönsek ceza yazarlar arkadaşlar. Polis diye cezası yok, gördünüz değil mi? 41A 86-47 plakalı polis aracı. Neyse, 195 cc motoru var adamın, 220 cc, 230 cc, yok 215 cc bilmem ne. Halbuki motor o cc'de değil yani. Motor o cc'de değil, adam yazmış atıyor. Yani bir kere insanlar cc'den o kadar uzak ki yazılımla motorun cc'sinin yükseleceğini zannediyor yani. Hani bu motora yazılım attın 250 cc olacak zannediyor. Yani motorun bakın kırmızıda da geçti arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Piston çapı ve crank stroke'u büyümeden motorun cc'si artmaz arkadaşlar. Cc'yi arttırdın diyelim motoru desteklemeniz lazım. Silindir kapağıyla ne derler, gaz kelebeğiyle vesaire vesaire motoru desteklemeniz lazım. Diğer türlü atıyorum 200'lük olur ama boş 200'lük olur vesaire vesaire. Yani bir 200'lük doluyla 200'lük boş arasında da fark var yani arkadaşlar, bilginiz olsun. Yani durum bundan ibaret. Ben şimdi iş yerine yaklaştım. Motor gayet güzel. Ha böyle bir proje yapılabilir mi bir daha? Parası olan yazsın arkadaşlar. Gerçekten bakın yani bu motorları CC'sini yükseltme, öyle 50'lik motoru 80'liğe çıkartmak gibi tutmuyor. Yani 3-5 bin lira verip CC'sini arttırma, bu motorlarda olmuyor yani. Paran varsa, namın varsa yükseltiriz. Yoksa bir avuç kepenklen bu değirmen dönmüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Herkesin vakti değerli.
insanların vaktini gereksiz yere gerçekten almayın bak. Gerçekten gereksiz yere insanların vaktini almayın. Bir ikincisi, muhabbet edecek başka adam arayın kendinize yani. Muhabbet etmeye beni arıyorsunuz ya. Yani saati zaten söylemiyorum, muhabbet etmeye beni arıyorsunuz yani. Yani gidin başka kişilerle muhabbet edin yani. Bir şey daha söyleyecektim de. Neydi o? Parasını verip yaptırdığınız motorun havasını atmayın arkadaşlar. Yani parasını verdikten sonra herkes CC'yi yükselttirebiliyor X Boost'ta da. Önemli olan kendiniz yapın. Kendi emeğinizi harcayın. Ondan sonra bir şeyler yapın. Öyle gelip hava atın. Tamam mı? Size bunu söylemek istiyorum. Instagram fenomenlerine biraz. Herkese gider yapılıyor ya. Kendi yapmış gibi motoru gider yapıyor. Halbuki